Herkese merhaba. Sektörler arası turumuz Ankara'da devam ediyor. Ve yanımızda işlerin uzmanı olan Sevil Hanım var. Öncelikle nasılsınız Sevil Hanım? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Sevil Hanım kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermekte? Evet, ben Sevil Şahin. Biz 5 senedir buradayız. Hizmet vermekteyiz. Daha öncesinde de yine çalışmalarımız olmuştu ama Etimesgut'ta burada 5 senedir devam ediyoruz. Peki neden bu sektör Sevil Hanım? Eşarp işi benim babamın işi. O zaman zaten yaptığım bir işti. Sonrasında da kendimiz böyle bir yerde devam etmek istedik. Babadan kıza geçen bir meslek aslında. Çok güzel. Peki burada müşterilerinize hangi hizmetleri veriyorsunuz? Sadece eşarp mı yoksa çeşitliliğiniz de var mı? Bütün eşarp çeşitlerimizi bulunduruyoruz. İpeğinden yemenisi, işte şallar vesaire. Ama onun haricinde çantalarımız var, abiyelerimiz var. Kış sezonlarında tabii ki pançolarımız var. Ayrıca kendi ürettiğimiz, üretimimiz olan bazı özel tasarım ürünlerimiz de var. Tasarım demişken ne tarz bir tasarımlar yapıyorsunuz? Eşarp üzerine mi yoksa farklı ürünler mi? Yani şu anda mesela kış dönemi olduğu için pançolarımızın bir kısmını kendimiz tasarlıyoruz. Yaz döneminde de abiyelerin üzerine eşarp tasarımları yapabiliyoruz. Yani siz diyorsunuz ki açıkçası siz abiyenizi alın, ben kombininizi yaparım. Aynen, biz müşterilerimize her türlü sadece eşarplarını üstlerine vermekle değil, fikir konusunda da çok yardımcı oluyoruz. Aksesuarları konusunda yardımcı oluyoruz, çantaları konusunda yardımcı oluyoruz. Yani her türlü bizden istedikleri şekilde yardımcı oluyoruz onlara. Peki en iddialı olduğunuz konu nedir? Burada çantadan bahsettik, eşarptan, pançolardan bahsettik ama illaki vardır iddialı olduğunuz bir ürün. Açıkçası hepsinde iddialıyız diyebilirim ben. Peki eşarp konusunda eşarplarınızı nereden temin ediyorsunuz? Eşarplarımızı İstanbul'dan, Bursa'dan, oraya gidemediğimiz zamanlarda da buradaki büyük bir toptancımız var. Oradan temin ediyoruz. Peki günlük kullanımda veya özel kullanımda eşarpları nasıl seçmeliyiz? Neye göre karar vermeliyiz? Günlük kullanımlardaki, açıkçası şimdi şöyle, günlük kullanımlardaki eşarplar da hatta yemeniler kenarına oya yapılan yemeniler bile modayı takip ediyor. Yani çok güncel oldu. Sürekli modeller değişiyor. Ama tabii ki kullanışlığı önemli. Kaliteli bir ürün olması önemli. Biz dükkanımızda kaliteli ürün bulundurmaya çalışıyoruz. Yani uygun grubumuzda da, orta kalite grubumuzda da, öbüründe de, hepsinde de kaliteye önem veriyoruz. Modellerimizi özenle seçiyoruz. En güzel modelleri bulundurmaya çalışıyoruz. Siz benim isteğim doğrultusunda mı bana eşarp verirsiniz yoksa belli dikkat ettiğiniz noktalar var mı? Çok merak ediyorum açıkçası. Öncelikle biz sizin ne istediğinizi bir öğreniriz. Ondan sonra da size hani en uygun olanını, kıyafetinizin üzerine en uygun gidebilecek olan ürünü, yakışanını vermeye çalışırız. Hani bazen çok ilginç bir şekilde müşteri hani istediği şeyin dışında çok farklı bir şey verip gönderebiliyoruz onlara. Onun dönüşü de çok güzel oluyor bize. Sonra çok beğenildiğini etraf tarafından, çünkü insanlar çok önem veriyor buna. Birilerinin beğenmesini çok istiyor ve dönüp geliyorlar. Çok beğenildi, çok güzel oldu. Ben böyle düşünmemiştim ama çok yakıştı diye. Bu şekilde yönlendiriyoruz müşterilerimizi. Peki sizi neden tercih etmeliyiz? Yani ben eşarp almak istersem neden Sevil Hanım diye buraya gelmeliyim? Evet, bizi şunun için tercih etmelisiniz. Bütün en güzel ürünleri çok uygun fiyata bulabilirsiniz bizde. Yani burada biz Etimesgut'ta bu konuda iddialıyız. Yani en güzel ürünleri, en kaliteli ürünleri ve en güncel ürünleri piyasada en uygun fiyatla bulabilecekleri bir yeriz. Yani açıkçası diyorsunuz ki hem müşteri memnuniyeti odaklı bir firmayım hem de aynı zamanda her bütçede uygun hizmet verebiliyorum. Aynen, evet. Yani müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli. Her zaman onları güler yüzle karşılamak, onları gerçekten bu çok önemli. Biz kendimiz de bir alışverişe gittiğimizde satıcının davranış şekli çok önemlidir. Bunu bildiğimiz için de ve gerçekten de samimiyetle bir dost gibi, yani müşterilerimizle ilişkilerimiz öyledir. Peki Sevil Hanım, ilerideki hedefleriniz neler? Şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Evet, şubeleşmeyi düşünüyoruz. Ve özel tasarım ürünlere de daha ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Bu hem abiye ürünler konusunda hem de kış sezonunda kişiye özel kıyafetler konusunda. Ben de başarılarınızın devamını dilerim.